Doğasıyla ve muhteşem manzarasıyla kentin ve bölge kentlerinin dikkatini üzerine çeken Yavşan Yaylası Tabiat Parkı şehrin turizmine katkı sağlamak adına çalışmalar yapıyor. E, Başlıyor abi. Tabii birinci hangisi paşam? Bu kapsamda ilk etapta 25 bungalov ev, kamp alanları ve sosyal tesisler için çalışmalara başlanan yaylada yapılan ve yapılacak olan çalışmalar Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve kent genelinden davet edilen muhtarlara anlatıldı. Burada 3700 dönüm alanda bir kısım sosyal tesisler yapılmıştır. Bir kısımları da yapılacaktır. Şu anda en önemli eksikliklerden birisi olan Dere Boğazı Tabiat Parkımız arasındaki yolumuz bu sene Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmış, asfaltlanmış ve vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Birçok yeni projenin inşaatı devam ederken bunlara yenilerini ekleyen Yaşan Yaylası Tabiat Parkı işletmecisi Ahmet Kılçık yapılan ve yapılması gündemde olan projeleri Aksu Haber'e paylaştı. Burası kendi yerimiz değil Maraş'ın aynası olacak inşallah. Maraş'ın bir değeri burası. Kahramanmaraş'ta iki tane yaylamız var. Çok özel, çok güzel. Ee, endemik bitkiler açısından e, çok farklılar var. Olan bir yer, çok özel bir yer. Biz bu yaylamızı e, bongola evler ve kır lokantası ve kampçılar için bir alan yapıyoruz. Bugün bunun için bölge muhtarlarımız e, buradaki bölge muhtarlarımız çok büyük destek veriyor. Bölge muhtarlarımız ve AK Parti milletvekilimiz Sayın İmran Kılıç, buradalar destek oluyorlar. Bunlar da bize destek oluyorlar. Biz bunun e, 25 tane bungalow evi ilk etapta, birinci etapta ve kır lokantası ve kamçıların alanı, çadır alanımız falan için bugün kazmamızı vurduk biz buraya, kepçemizi vurduk. biz bunu da 2023'te bitirip hizmeti açmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımıza başladık. İnşallah Allah yardımcımız olur. Maraşımız hayırlı olsun inşallah.